Evet, Ankara'da siyaset kulisleri oldukça hareketli sevgili izleyenler ve sıcak gelişmeler de arka arkaya yaşanıyor. Şimdi son yaşanan bakanların istifasına ilişkin gelişmeleri almak için Tele1 yorumcusu İnan Demirel'e bağlanacağız sevgili izleyenler. Zira İnan Demirel bize Ankara'dan bakanlık kulislerinde, siyaset kulislerinde neler olduğunu aktaracak. Yayınımıza hoş geldiniz Sayın Demirel. Merhaba Mahir. Evet, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Öztaseki istifasını açıkladı. Aslında epeydir, uzun zamandır kulislerde bazı bakanların istifa edeceği yönünde tartışmalar vardı gündemde. Sizler de biliyorsunuz. Öncelikle şeyi sormak istiyorum. Öztaseki bu kulislerde geçen isimlerden biri miydi ve dahası gelecek mi bakanların istifalarından? Aslında değildi. Yani kulislerde işte Fahrettin Koca'nın istifa edeceği, Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un istifa edeceği ya da görevden alınacakları konuşuluyordu. Fakat Mehmet Öztaseki denklemde olan bir bakan değildi. Şimdi resmi gazetede muhtemelen işte Mehmet Öztaseki'nin yerine atanan isim Murat Kurum olacak. Birazdan göreceğiz resmi gazetede yayınlandığı vakit. Murat Kurum işte İstanbul seçimini kaybetti, biliyorsunuz Ekrem İmamoğlu'nun rakibiydi 31 Mart seçiminde. Ayrıca resmi gazetede Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın istifa ettiği haberini de görebiliriz. Kararını da görebiliriz daha doğrusu. Onun yerine de Kemal Memişoğlu, İstanbul İl Sağlık Müdürü'nün atandığı söyleniyor. Hatta Kemal Memişoğlu'na, İstanbul İl Sağlık Müdürü'ne bu kararın tebliğ edildiği belirtiliyor. Ve şu anda tebrikleri almaya başladığı ifade ediliyor. 2016'dan beri İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü yapan bir isim Kemal Memişoğlu. Dolayısıyla Fahrettin Koca ile de bu süre içerisinde uyum içerisinde çalıştığını varsayabiliriz ki 2016'dan beri Fahrettin Koca'nın Sağlık Bakanlığı döneminde de görev yapmaya devam etmiş. Şimdi Mehmet Öztaseki'nin istifa açıklamasında, görevi bıraktığını ilan ettiği açıklamasında bir şey var, bir üstü kapalı bir sitem var gibi geldi bana Mahir. Sen ne düşünüyorsun bilmiyorum. Şöyle, yani artık siyasete devam etmeyeceğini anlıyoruz. Aile olarak bir vakıf kuracaklarını söylüyor ve orada işte ülkeye hizmet etmeye devam edeceğini anlatıyor Mehmet Öztaseki. Bu arada görevi bırakmak istediğimi Sayın Cumhurbaşkanı'na arz ettim diyor. Sen de biliyorsun ki görevi bırakmak, istifa, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde artık işleyen bir mekanizma değil. Görevden affılarını talep edebiliyorlar bakanlar. Berat Albayrak örneğinde bunu görmüştük mesela. Süleyman Soylu da istifa etmişti. O da görevden affını istemişti. Sonra istifasını geri almıştı, hatırlarsın. Evet. Dolayısıyla bunlar konuşuluyor. Kapalı kapılar ardında bir karar alınıyor ve işte görevden affını talep ettiğini Erdoğan'a iletiyor bakanlar. Erdoğan da uygun görürse görevden af talebinin uygun olmasına karar verilmiştir gibi bir açıklamayla bu görevden almalar duyuruluyor. Bu tabii 31 Mart seçimiyle alakalı. Yani 31 Mart seçiminde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ilk kez ikinci parti durumuna düşmesinin ardından Erdoğan bir yenilenme sürecini başlatacaklarını ilan etmişti. Bunun kabine değişimine de uzanacağı bekleniyordu, biliniyordu. Geçenlerde aslında tam da ben de burada bir şey sormak istiyorum. Evet, evet. Sayın Demirel, ben de tam burada bir şey sormak istiyorum. Geçtiğimiz günlerde ikisi büyükşehir olmak üzere 7 il başkanında evet, partili Cumhurbaşkanı Erdoğan görevden almıştı. Tam 31 Mart seçimleri sonrasındaki o politik yansımayla, siyasal yansımayla AKP'nin geriliğiyle ilgili bir durumu var mı diyecektim. Siz konuya girdiniz. Biraz buradan... Evet. Evet, yani o ilk faturaydı. 7 il başkanı, sonradan bir evet, il başkanı daha eklendi onlara. 8 il başkanı görevden alındı. İkisi büyükşehir il başkanı. Bu tabii mesela aralarında Adıyaman var. Adıyaman işte Cumhuriyet Halk Partisi tarafından kazanıldı belediye seçimi. Büyük bir sürpriz olarak değerlendirilmişti bu. Adıyaman'ı CHP'nin kazanması. Bunun gibi başka işte Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kalesi olarak nitelenebilecek Afyonkarahisar var evet, mesela. Orayı da Cumhuriyet Halk Partisi kazanmıştı. Bu ilk fatura olarak yorumlandı. Öyleydi. Evet, Erdoğan il başkanlarını değiştirdi ama yani bunun bir üst parantezinin olması gerekir. Mesela 31 Mart'ta seçimi kazanmasını parti genel merkezinin beklediği halde kaybeden il başkanlarının görevden alınması gerekir. Ama öyle olmadı. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi başka bir takım kalelerde de, kale olarak nitelenen şehirlerde de seçim kaybetti. Fakat o illerin il başkanları görevde durmaya devam ediyorlar. Yani
bu kararlar alınırken, bu değerlendirmeler yapılırken Adalet ve Kalkınma Partisi'nde kapalı kapılar ardında bilmediğimiz bir takım meseleler oluyor. İşte bir şikayet mekanizması mesela işliyor ki Fahrettin Koca da işte o da muhtemelen resmi gazetede bugün görevden alındığı ya da ayrıldığı, istifa ettiği yazacak. Yerine de işte Kemal Memişoğlu'nun atandığı duyurulacak. Kızılcahamam'daki bu değerlendirme toplantısında milletvekilleri tarafından sert biçimde eleştirildiği kulis haberlerine yansıdı. O toplantıdan sızdırıldı. Fakat o sert eleştiriler karşısında hatırlayalım, Erdoğan'ın Fahrettin Koca'ya sahip çıkmadığı, Fahrettin Koca'nın yanında durmadığı da yazılıp çizilmişti ve bunun üzerine esasen Fahrettin Koca'nın istifa gibi bir karar aldığı ifade edilmişti o dönem. Burada tabii şimdi Murat Kurum ismi önemli. Mehmet Özasekin'in yerine Murat Kurum'un geleceği söyleniyor. Hatta Murat Kurum'a da işte kararın tebliğ edildiği, bakan olarak atandığının iletildiği ve Murat Kurum'un da tebrikleri almaya başladığı söyleniyor. Şimdi eğer bir fatura kesilecekse, eğer 31 Mart seçimlerinde ortaya çıkan başarısızlık nedeniyle parti yenilenecekse, mesela Ekrem İmamoğlu'nun karşısında seçim kaybetmiş olan Murat Kurum'un tekrar kabineye girmesini beklememeliyiz. Evet. Değil mi? Çünkü doğru. İstanbul'u kaybetti. Doğru. İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır. İstanbul'u kaybeden de Türkiye'yi kaybeder. O zaman Murat Kurum kabineye girmemeliydi. Fakat öyle olmuyor. Başka bir takım kriterlerle bu kararlar alınıyor. Şimdi Murat Kurum'un kabineye dönmesi her açıdan enteresan. Yani Ekrem İmamoğlu'nun karşısında işte ne bileyim siyasetçi kimliği itibariyle yetersiz kalmakla eleştirilmişti Murat Kurum. Evet. Hatırlayalım. Pek çok da gafları olmuştu seçim sürecinde. Hatta evet, olmuştu. Rahatsızlıklar da olmuştu. Sıkıntıya da sokmuştu kampanyayı. Sokmuştu tabii. Pek çok gafı olmuştu. Olmadık laflar etmişti. Yani bir siyasetçi olarak Murat Kurum, Ekrem İmamoğlu gibi böyle hazır cevap lafı gediğine koyan bir kimlik değildi. Evet. O sebeple doğru bir aday olmadığı da söylendi. O zaman hani mesela İstanbul'da Murat Kurum'u Ekrem İmamoğlu'nun karşısına aday yapan, onu aday olarak belirlendiği süreçte söz söyleyen kişiler mesela bundan sorumlu değiller mi? Değiller. Demek ki Murat Kurum tekrar kabineye giriyor. Gerçekten enteresan. Yani İktidar Partisi'nde bu işler enteresan biçimde yürüyor. Dolayısıyla Mehmet Özasekin'in istifa kararı almasının arkasında henüz bilemediğimiz başka bir takım sebepler de olabilir ve bunu muhtemelen hiç bilemeyeceğiz. Çünkü Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtikten sonra görevden almalar yaşandı. Fakat bunun nedenine ilişkin, neden olduğuna ilişkin halka bir açıklama yapma ihtiyacı duyulmadı. Evet. Ruhsar Pekcan mesela hatırlayalım. Korona zamanında, pandemi zamanında bakanlığı, Ticaret Bakanlığı onun eşinin sahip olduğu şirketten dezenfektan almıştı. Evet. Sonra Ruhsar Pekcan görevden alındı. Bu ortaya çıktıktan sonra kendisi de bunu kabul etti. Fakat Erdoğan onu görevden alırken hizmetleri için teşekkür etti. Görevden alma sebebinin de o zaman bu olmadığı yazılıp çizildi. Demek ki bunlar kriter değil. Evet. Sebepleri başka yerde aramak lazım. Ama bu kabine değişikliği önemli. Devamı da gelebilir. Peki son bir şey sormak istiyorum. Çok kısa görüşünü isteyeceğiz. Toparlarız ondan sonra da zaten. Olur. Peki Cumhur İttifakı'nda mesela AKP'nin ortağı MHP'nin bu kabine değişiminde bir siyasi etkisi olabilir mi bir tık? Hani bazen bazı bakanlara dair MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de açıklamaları oluyordu. Hatta İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yla da bazı önemli konularla ilgili yan yana da gelmişti. Sayın Bahçeli, evet, orada MHP'nin bir etkisi olabilir mi? Çok kısa görüşlerini merak ediyorum. Olabilir tabii. Yani İçişleri Bakanlığı mesela MHP açısından önemli bir bakanlık. Ali Yerlikaya da gidip Devlet Bahçeli ile birkaç kez görüşme yaptı. Bakanlığa İçişleri Bakanlığı'na getirildikten sonra. Aynı zamanda MHP'nin işte MHP'li kimi bürokratların da kimi bakanlıklarda önemli bir takım görevleri var. Bir etkileri var. Fakat bu bakanlıklar yani Sağlık Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı MHP açısından bu bağlamda ne kadar kritik bakanlıklar bence İçişleri Bakanlığı kadar ya da Dışişleri kadar önemli koltuklar değil bunlar. Evet. Bir dahli olmayabilir ama bunlar tabii varsayın. Tabii. Peki çok teşekkür ediyoruz.
İnan Demirel, Şehre Bir programcısı, Ankara'dan bağlandı. Son bakan istifalarına ilişkin olayı geniş açıdan açtı. Önemli de değerlendirmelerde bulundu. Kendisine çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığın için. Evet, bültenimize sıcak gelişmelerle devam edelim.